Merhaba arkadaşlar. Oyucu Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda yine örgü yapacağız arkadaşlar. Örgümüzün adı karnıyarık modeli. Sadece bir miktar gösterebilmek için biraz ilmek alalım. 19 tane ilmeğimizi alalım. İlmeklerimizi tabii ki siz alış şekliniz farklı da olabilir. Hiç önemi yok. Bu şekilde ilmeklerimizi alarak sadece bir miktar modeli gösterebilmek için 19 tane ilmek yeterli olacağını düşünerek başlıyorum arkadaşlar. 19 ilmeğimizi alarak bu şekilde daha sonra modelimizi görelim. 19 ilmeğimizi alarak bir sıra arkadan bu şekilde gidelim. Burası arka yüzü, hiçbir işlem yapmadan bir sıra tor gidelim. Tabii ki toru size bazı arkadaşlarımız daha farklı olarak biliyor. Haroşa diyelim. Bu şekilde hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimizin hepsini örelim. Ve öne geçtiğimizde, ön yüzüne geçtiğimizde tabii ki siz modeli yaptığınızda lastik üzerine yapacaksınız. Şimdi model olduğu için bir tane ilmeğimizi alalım. Bir tane örelim. Diğer ilmeklerimizin bir tane örelim, bir yalancı atalım. Bir tane ilmeğimizi kenardan aldık, birini aldık, birini ördük, diğerini de düz olarak örerek ipimizi öne alalım. Aynı zamanda hem yalancımızı atarak diğer ilmeğimizi de örelim. İki tane tor yapalım, düz yapalım, yalancı atalım, diğer ilmeğimizi de düz örelim. 1 2 tor yapalım. İpimizi arkaya atarak bir düz örelim. İpimizi önümüze alarak, ön yüzüne alarak hem örelim hem de yalancımızı atmış olalım. Yine 2 tane tor yapalım. Bir düz yapalım. İpi öne alarak hem yalancımızı atarak aynı zamanda diğer ilmeğimizi düz örelim ve kenara bir iki tane tor geldi. Onları da bu şekilde örelim. Kenar ilmeğinizi isterseniz örersiniz. Örmediyseniz arkaya geçtiğinizde örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben örmeden aldım ve arkada örüyorum. Diğer ilmeklerimize geçerek yandaki ilmeklerimizi arkadan buraya bir tane gelse de yeterli. Kenar olduğu için ortaya iki tane, kenara bir tane gelmesi de yeterli olacaktır. Bu ilmeklerimizi, yalancımızı, yandaki ilmekleri tor yapalım arkadan. Diğer önden iki tane tor yaptığımız ilmekleri arkadan düz yapalım. 1 2 3 ilmeğimizi arkadan modelimizi oluşacak ilmeklerimizi arkadan tor yapalım. Modelimizin yanına gelen ilmekleri 2 ilmeğimizi arkadan düz önden tor yapalım. Arka yüzündeyiz. 1 2 3 modelimizin ilmekleri 3 tane tor yapalım arkadan. Diğer 2 yana gelen ilmeklerimizi ikisini düz yapalım. 1 2 modelimizin ilmeklerini tor yapalım.
Ve kenara bir tane ilmeğimiz gelmişti. Onu da arkadan düz yapalım. Ve ilmeğimizi alalım. Öne geçtiğimizde gelişi güzel. Kenar ilmeğimizi örelim. Şimdi modelimizi koyarken ne yaptık? Bir sıra gittik. Modelimizi koyduk, gittik. Arkadan her ikisi gelişi güzel ördük ilmeklerimizi. Ve şimdi üçüncü sıramıza geldik. Üçüncü sıramızda yine gelişi güzel bütün ilmeklerimizi, torumuzu, tor düzümüzü düz yapalım. Bu modelimizin ilmekleri. Önden düz, arkadan tor. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. İki tane yanlarda ilmeğimiz vardı. Onlar önden tor, arkadan düz yapalım. Bu modelimizin ilmekleri 3 tane. Üçünü de düz yapalım. Yandaki ilmeklerimizi tor yapalım. 1, 2, 3 ilmeğimizi önden düz yapalım. Yandaki ilmeklerimizi tor yapalım. 1, 2, 3. Bu fazla ilmeklerimiz bir tane de gelse olur. Bir tane gelmesi yeterli. Örgümüzün yanına. Şimdi arkaya geçtiğimizde yine hiçbir işlem yapmadan kenar ilmeğimizi örelim. Bu kenardaki fazla ilmeklerimiz arkadan düz, önden tor. Bu modelimizin ilmeklerini 2, 3 tor yapalım arkadan. Bu yandaki ilmeklerimizi arkadan düz, önden tor yapalım. 1, 2, 3. Bu yandaki ilmeklerimiz, bu modelimizin ilmekleri 3 tane arkadan tor yapalım. 1, 2. Bu kenardaki fazla ilmeğimizi de yaparak modelimizin ön yüzüne geçtiğimizde yine hiçbir işlem yapmadan gelişi güzel torlarımızı tor, düzlerimizi düz yaparak modelimiz 6 sıra olduğunda bu ilmeğimizi, modelimizi daha doğrusu yapılışını görelim. Şimdi hiçbir işlem yapmadan arkalı, önlü, gelişi güzel ilmeklerimizi örelim. Bu ön yüzü, modelimizin ön yüzü. 3 tane ilmeğimizi ne yaptık? Önden düz yapalım. Yandaki ilmeklerimizi tor yapalım. Diğer modelimizin ilmeklerini düz yapalım. Yandaki ilmeklerimizi tor yapalım. Bir, bir, iki, üç, bir, iki, bir, iki, üç. Modelimizin ön yüzü. Hiçbir işlem yapmadan gelişi güzel. Gelişi güzel. Torlarımızı tor, düzlerimizi düz yaparak arkalı, önlü giderek 6 sıra olduğunda öne geldiğimizde bu ortadaki modelimizi yapılışını görelim. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizi görelim. Bir tanesini yaparak ben iplerimi bıraktım. Şimdi yandaki ilmeklerimizi aynı şekilde örelim. İki tane ilmeklerimizi örelim. Ve bu modelimizin ilmeğini, kenardaki ilmeğimizi düz yaparak diğerini bırakalım. Ortadakini bırakalım. Bu zemindeki artırdığımız ilmeğimizi bırakalım şimdi. Bıraktıktan sonra diğer ilmeğimizi örelim. Daha sonra sökelim. Bıraktığımız ilmeğimizi sökelim. Bu şekilde sökerek diğerine geçelim. Yandaki ilmeklerimizi tor yapalım ve modelimizi dahil olan ilmeğimizin bir tanesini örelim. Ortadaki
Bu arttırdığımız ilmeğimizi bırakalım ve diğerini örelim. Ve şimdi sökmeye başlayalım. Bu şekilde sökerek bırakalım. Bir, iki ilmeğimizi örelim. Modelimize dahil olan ilmeğimizi düz yapalım ve diğerini bırakalım. Bırakalım ilmeğimizi. Diğer ilmeğimizi de düz olarak örelim. Bıraktığımız ilmeğimizi sökelim. Evet. Şimdi ne yapmış olduk? Modelimiz ortaya çıkmış oldu. Evet. Şimdi modelimize önlü, arkadan tor, önden düz yapalım. Daha sonra yapılışını bir kez daha görelim. İlmeklerimizi bıraktıktan sonra bir sıra arkadan tor, önden düz, tekrar arkadan tor giderek yine önde bir kez daha yapılışını görelim. Bu şekilde arkadan hiçbir işlem yapmadan tor yapalım. Burası modelimizin arka yüzü. Burası arka yüzü. Burası da modelimizin ön yüzü. Şimdi yine modelimizin koyuluşunu bir kez daha görelim. Kenara bir tane ilmeğimizi örelim. Bir tane de tor yapalım. Modelimiz bitene kadar bu mesafeye gelene kadar bu kenardaki ilmeklerimizi aynı şekilde yapalım. Şimdi bu modelimizin ilmeği düz yapalım. Bir tane yalancı atarak diğer ilmeğimizi örelim. Çünkü modelimiz başlangıçta da 2 ilmekten başladığı için ortaya da attığımız için 3 ilmek oluyor. Daha sonra ördükten sonra ortadaki ilmeğimiz bıraktığımızda yine 2 tane ilmeği düşüyor. Yine bu ortadaki ilmeklerimizi tor yapalım. Düz yapalım, arttıralım ve yine düz yapalım. Bu ortada 3 tane ilmeğimiz oluştu. Yine aynı hizayı takip ederek üst üste gelecek şekilde aynı yerden koyalım. 2 tane tor yapalım. Modelimizin ilmeği düz yapalım. Arttıralım ve aynı zamanda diğer ilmeğimizi örelim. 2 tane tor yapalım. Düz yapalım. Diğer ilmeğimizi de düz yaparak aynı zamanda arttıralım. Bu kenardaki ilmeklerimizi de tor yapalım. Modelimizi bir kez daha koymuş olduk. Arkaya geçtiğimizde burası modelimizin arka yüzü. Gelişi güzel. Arkadan önden tor yaptığımız ilmekleri arkadan düz yapalım. Bu da bizim modelimizin ilmekleri 1. Arttırdığımız ilmeğimiz 2. 3 ilmeklerimizi aynı şekilde örelim. Diğer ilmeklerimizi arkadan düz, önden tor yapalım. Şu anda modelimizin arka yüzündeyiz. Bu modelimizin ilmeklerini arkadan tor, önden düz yapalım. Diğer ilmeklerimizi düz yapalım arkadan. 1, 2, 3. Arttırdığımız ilmekle dahil 3'ünü de arkadan tor yapalım. Diğer ilmeklerimiz arkadan 2 ilmeğimizi düz yapalım. 1, 2, 3 modelimizin ilmeğini arkadan tor yapalım ve diğer bir tane ilmeğimiz vardı fazladan, onu da arkadan düz yaparak öne geçelim. Şimdi
Bir kez koyarak önden gittik. Bir kez de arkadan geldik. Gelişi güzel. Bu şekilde. Şimdi üçüncü sıradayız. Gelişi güzel her ikisi. Bütün ilmeklerimizi torumuzu tor, düzümüzü düz yapalım. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sıradayız. Bu ilmeklerimiz, modülümüzün ilmekleri önden düz, arkadan tor. Bir, iki, üç. Bebek yeleği artık siz ne yaparsanız uygularsınız arkadaşlar. Şimdi kaç oldu? 3 oldu. 4. sıradayız. Yine gelişi güzel arka yüzüne geçtiğimizde aslında modelimiz çok basit ama yine anlaşılır olsun diye arkadaşlar yapıyorum. Hiçbir zor yanı yok. Hiçbir işlem yapmadan arkalı, önlü. Dördüncü sıramızda bu şekilde yaparak dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimizde örelim. Öne geçtiğimizde şimdi beşinci sıraya geçtik. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerimizi gelişi güzel torlarımızı tor yapalım. Düzlerimizi de düz yapalım. Bu modelimizin ilmekleri 3 tane önden düz yapalım. Şimdi 5. sıra olması lazım ama böyle sayabiliriz de. Evet, 2 3 4 5. Bir de arkadan gittiğimizde, öne geçtiğimizde modelimizi yapalım. Arkalı, önlü, gelişi güzel. Torlarımızı tor, düzlerimizi düz yaparak bu şekilde örelim. Bu modelimizin bitmiş hali. Bu da şu anda modelimizin devam eden hali. Ve son kez arkadan gidelim. Yine gelişi güzel. Bütün ilmeklerimizi, düzlerimizi düz, torlarımızı tor yapalım. Bu şekilde ilmeklerimizi örelim. Daha sonra öne geçtiğimizde modelimizi görelim. Evet, şimdi burası modelimizin arka yüzü. Bu torlarımızda 3 sıra. Arkadan tor, önden düz. Modelimiz bittikten sonra bu şekilde yapalım. Arka görüntüsü bu. Modelimizin arka yüzü. Burası da modelimizin ön yüzü. Şimdi modelimizin yapılışını bir kez daha görelim. Yandaki ilmeklerimizi örelim. Modelimizin ilmeğini düz yapalım. Diğer arttırdığımız ilmeğimizi ne yaptık? Ördük ve onu bırakalım. Örmeden bırakalım. Diğer ilmeğimizi örelim. Ve o ilmeğimizi ne yapalım? Parmak yardımıyla sökelim. Bu şekilde sökelim. Diğer ilmeklerimizi örelim tor olarak. Modelimizin bir ilmeğini düz olarak örelim. Yalancı olan ilmeğimizi, ortadaki ilmeğimizi bırakalım. Örmüştük ve ne yaptık? Şimdi bırakmış olduk. Diğer ilmeğimizi örerek ve parmak yardımıyla sökerek inelim.
Bu şekilde. Yine ilmeklerimizi örelim. Modelimizin ilmeğini düz yapalım. Diğerini bırakalım. Bırakalım. Bıraktık gördüğünüz gibi. Üç ilmeğin bir tanesini örelim. Ortadakini bırakalım. Yandaki ilmeğimizi ördükten sonra bıraktığımız ilmeğimizi sökelim. Parmak yardımıyla sökelim. Bu şekilde sökelim. Yine torlarımızı yapalım. Evet arkadaşlar, modelimiz ortaya çıktı. Yine modelimizin ilmeğini örelim, diğerini bırakalım. Ve diğerini yine örelim. Ördükten sonra bıraktığımız ilmeğimizi sökelim. Parmak yardımıyla sökelim. Evet. Bu şekilde sökerek modelimizi görelim. Şu anda modelimiz bitmiş oldu. Burası da arka yüzü. Arka yüzünden hiçbir işlem yapmadan modelimizi yaptıktan sonra gelişi güzel hiçbir işlem yapmadan bir sıra arkadan tor bu şekilde. Bu şekilde arkadan tor, bir sırada önden düz ve bir sırada arkadan tor giderek yine modelimizi aynı şekilde koyalım. Bir sıra arkadan tor giderek burası modelimizin arka yüzü. Öne geçtiğimizde çok yumuşak, tatlı bir model. Arkadaşlar, çok da kolay. Yine öne geçtiğimizde kafanız karışmasın. Bir sırada arkadan tor gittik ve öne geçtiğimizde bir sıra önden bu şekilde düz giderek önden bir sıra düz gidelim. Hiçbir işlem yapmadan bu şekilde ilmeklerimizi örelim. Modelimizin ön yüzü bu şekilde örelim. Arkaya geçtiğimizde bir sırada orada tor yaparak, arkada tor yaparak görüyorsunuz. Çok kolay arkadaşlar. Kalan iple yaparsanız çok da yumuşak. Şu an benim ipim orta kalınlıkta. 3,5 numara şişim var. Tamam, şimdi modelimiz tamamlandı. Bu kadar yeterli sanırım. Arka yüzünde de bir sıra tor giderek öne geçtiğimizde modelimizi yine aynı şekilde koyalım. Evet arkadaşlar, modelimiz bitti. İstediğiniz renklerle yapabilirsiniz bu modeli. Hiçbir zor yanı yok. Sanırım bu kadar yeterli olacaktır arkadaşlar. Yine de herhangi bir konuda takılırsanız her zaman için yazabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Bir daha farklı bir videomuzda görüşmek üzere, farklı bir modelde. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.